Şimdi arkadaşlar, buna benzer bir soruyla karşılaştığınızda tabii ki ilk başta bu kareyi nasıl kullanırsınız onu bilmeniz gerekiyor. Veya şöyle söyleyeyim, şöyle elimizde bir kare olduğunu düşünelim. Şu bir kare olsun. Bunun birkaç özelliğini söyleyeyim ben size. Mesela şu köşegeni çektiğimiz zaman karenin kenar uzunlukları zaten eşit olacağı için ben buraya A dersem, burası da A olursa köşegenin uzunluğu A kök 2 yapar. Bu bir, bunu unutmayacaksınız. İkincisi, diğer köşegeni de çektiğiniz zaman bu kareye özel bir durumdur. Bu köşegenler birbirlerini ortalar. Yani burası buraya, burası da buraya eşittir. Ki köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu için ne olacak? İki parçada, yani bir dört parçada birbirine eşit olacak. Sonuçta karenin özelliğinden şu köşegen normalde 90'dır ya, köşedeki açımız. Köşegen bunu her zaman 45-45 böler. Bu kareye özeldir. Dikdörtgende böyle bir şey yapamazsınız. Aynı şey bu tarafta da geçerli. 45 burada, 45 burada. O zaman şurası da kaç yapar? 90 yapar. Yani şunları gördük. 1. Karenin kenar uzunlukları eşittir. 2. Köşegen karenin bir kenarının kök 2 katıdır. Üçüncüsü, köşegenler birbirlerini ortalar. Aynı zamanda dik kesişirler. Sonra da köşegen açıyı ne yapar? 45-45 böler köşedeki açımızı. Şimdi bunları kullanarak çözmek istersek bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şöyle şurayı da şu tarafa birleştirdiğimizi düşünelim. Az önce söylediğim özelliklere göre bu ikisi birbirini eşit bölecek. Aynı zamanda şurası ne olacak? 90 olacak. Peki başka ne yapabilirim? Bir de şu parçayı aldım, şuraya birleştirdim diyorum. Yani o köşeden de buraya çektiğimde hem diklik var, hem diklik var, hem de eşit iki parça ayırdığı için burada bir ikizkenar üçgen vardır demeniz gerekiyor. Hatta onu da kullanmaya çok da gerek kalmıyor aslında da. Burada da bir özellik görmüş olursunuz. Neyse. Şimdi bu karenin bir kenarı 6 birim olduğuna göre arkadaşlar bir köşegenin tamamı, yani şunun tamamı 6 kök 2'dir. Bu köşegenler birbirini ortaladığına göre 3 kök 2'si buradadır, 3 kök 2 buradadır, 3 kök 2 buradadır, 3 kök 2 buradadır. Yani iki köşegen de ayrı ayrı 6 kök 2 birim uzunluğunda ortalığı için 3 kök 2, 3 kök 2 yapacak. Soruda bize şurayı 2 kök 2 vermiş ve bize neyi soruyor? Kotanjant alfayı soruyor. Şuradaki üçgeni artık gördünüz bak. Oradaki üçgeni ben şöyle çizmeye çalışırsam, şöyle bir üçgen var elimizde. Şurası alfa, şurası 90. Alfanın karşısında 3 kök 2 var. Alfanın yanında 3 kök 2, 2 kök 2, 5 kök 2 var. Bizim kotanjant alfa dediğimiz değer komşu bölü hipotenüstür. 3 kök 2. Bu durumda bizim seçeneklerden 5 bölü 3'ü bulmamız gerekiyordu. Var mı soruda sorusu olan? Birazcık karedeki özellikleri de anlattım burada. Geçtik. Bakın yine kareden bahsetmiş. Az önce biz karenin köşegen uzunluğunun kenarın kök 2 katı olduğunu söyledik ya. Bakın bu soruda size nereyi vermiş? DE. Bakın DE köşegen üzerinde. EB de köşegen üzerinde. O zaman köşegen kenarın kök 2 katı olacağı için köşegenlerle alakalı bir eşitlik verdiğinde şöyle yapacaksınız siz. Şuraya kök 2 derseniz sizin DE'niz 4 kök 2 olur. Yani bu durumda şu DE gördüğüm yere 4 kök 2, EB gördüğüm yere ne yazmam lazım? Kök 2. Yani bizim köşegenimizin tamamı 5 kök 2 yaptı. 5 kök 2. Bu durumda bu karenin bir kenarı 5 birimdir. Burası da 5 birim çıktı. Şimdi bakın. Şimdi benim alfayı ya da şu tanjant alfayı bulmam için mecburen alfayı benim dik üçgen içerisinde düşürmem gerekiyor. O zaman alfanın olduğu yerde her zaman bir diklik oluşturmaya çalışacaksın. Bakın şuradan bir dik indirdiğimde sonuçta bu köşegen olduğuna göre şurası 45 derecedir arkadaşlar. Şurası da 45 derecedir. 90'ın karşısı kök 2 ise burası 1'dir, burası da 1'dir. 1, 1 hipotenüs ne yapar? Kök 2 yapar. Karenin tamamının, yani karenin bir kenarı 5 birim olduğuna göre 1'i buradaysa 4'ü buradadır. O zaman şu üçgene göre bizim ne yazmamız lazım? Tanjant alfa. Bizim tanjant alfamız alfanın karşısında 1 var, alfanın komşusunda 4 var deyip seçeneklerden bizim 1 bölü 4'ü bulmamız gerekiyordu. Var mı sorusu olan? Devam. Evet, bu soruları atmasalardı diğer arkadaşlarınız, diğer sınıftan arkadaşlarınız zaten buna benzer sorular çözecektim ben. Şimdi
Olayı şurada bir özetleyeyim ben size ilk başta. Bakın size bir açının iki katını vermiş, açının kendisinin bir trigonometrik değerini soruyor. Bu şekilde size tanjant işte atıyorum açının iki katıyla alakalı bir bilgi verip size atıyorum kotanjant x'i soruyorsa ya da size açının yarısının yani x'ini verip size bunun iki katındaki değeri nedir diye soruyorsa üçgen çizerek işlem yapacaksınız. Size ben bunu iki yolla anlatayım. Eğer size şu şekilde iki kat verilir. Tek katlı olan yani kendisi x'i soruyorsa o zaman şöyle yapacaksınız. Üçgenin dışına doğru çizilir diyeyim. Doğru uzatılır diyeyim ya da. Dediğim şey ne acaba? Bakın olay şu. Normalde bu 2x'in olduğu şöyle bir üçgenimiz var diyelim elimizde. Bakın şöyle bir üçgenimiz var diyelim. Yani biz ne dedik? Şuraya 2x dedik bu durumda. Şurasına 90 dedik. Tanjant 2x 4 bölü 3 ise karesi 4'tür. Komşusu 3'tür. Bu durumda hipotenüsümüz kaçtır? 5'tir. Bana x lazım olduğu için şöyle yapacağım. Üçgenin dışına doğru uzatacağım. Şuradan bir doğru uzattım. Şu tabanı da uzattım. Tamam mı? Şimdi ben burada şunu kullanıyorum. Diyorum ki bana x lazım. Buradaki 2x o zaman iki iç açının toplamı bir dış açı olayını kullanmak istersem ben şuraya x dersem zaten burası da mecburen ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Yani ben 2x'ten x'i ancak bu şekilde üçgeni uzatarak düşebilirim. Tamam, üçgeni dışarıya doğru uzatacağız. Bu durumda buraya x dersem burası da x yapacak. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir diyeceğiz. Şimdi bu durumda x'in gördüğü 5 ise buradaki x'in gördüğü de 5'tir. Yani biz şu kenar artık 8 olarak bulduk. Şurayı da 4 olarak bulduk. Biz şuraya da a diyecek olursak a'nın karesi eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi olacak. Yani a'nın karesi dediğim değer 64 artı 16 olacak. Bu durumda a karemiz 80 yani a'mız kök 80 yapar. O da 16 çarpı 5'ten ne demektir? 4 kök 5 demektir. Bize neyi soruyor? Kosinüs x. Artık büyük üçgene göre kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Yani 4 ile sadeleştirirsem 2 bölü kök 5'tir demem gerekiyordu. Bu üçgeni uzatmada bir sıkıntı var mı? Benzer 2-3 tane soru var. Birkaç kez tekrar edeceğim ama bunu başka bir yöntemle daha anlatacağım ben size. Takıldınız veya anlamadık niye uzattık diyorsanız tekrar edeyim ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü yapabileceğim tek şey şu. Şuradaki 2x'i elde etmem için iki iç açının toplamı bir dış açıdır diyeceğim. Bana da x lazım olduğundan bir tane açısına x dersem diğeri de mecbur x olacak ki x ile x'in toplamı ne yapsın? 2x yapsın. Bu soruyu bir de ikinci bir yöntem şöyle yapabiliriz. Şöyle tekrar başka bir üçgen oluşturuyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Dersiniz ki şurası 90, şurası 2x. Bize x lazım ya, açıortay kullanırsınız. Şuradan bir tane açıortay çektik dersiniz. Sonra ne olur? Bu durumda şuraya x, buraya da x dersiniz. Şimdi 2x olduğuna göre şuranın tamamı 4 birimdir. Burası 3 birimdir, burası 5 birimdir. Peki açıortaya göre 5'e şuranın 5K gelmesi lazım. Burası 3 ise buranın 3K gelmesi lazım ki kolların oranı, ayakların oranı eşit olsun. Bu durumda bize aslında neyi vermiş oldu burada? 8K'nın 4 olduğunu söylemiş oldu. Yani bizim K dediğimiz değer 1 bölü 2 çıktı. K eşittir 1 bölü 2'ymiş. K 1 bölü 2 olduğuna göre şu uzunluğumuz toplamda 3 bölü 2 yapacak arkadaşlar. Bir de bize neresi lazım? Şurası lazım. Buraya da ben T dersem T'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 3 bölü 2'nin karesi yapacak. Yani T'nin karesi dediğim değer 9 artı 9 bölü 4 mü oldu? Paydaşlarsam 36 45 bölü 4 yaptı. Yani bizim T'nin karesi dediğimiz değer 45 bölü 4 oldu. O zaman bizim T dediğimiz değer 3 kök 5 bölü 2 yaptı. Peki bizim aradığımız neydi? Kosinüs. Kosinüs x nedir? Komşu 3 bölü 3 kök 5 bölü 2. Yani bunu da düzenlerseniz yine ne yapar? 2 bölü kök 5 yapar. Bizim seçeneklerden 2 bölü kök 5'i bulmamız gerekiyordu.
Normalde 12. sınıf olsanız ki son dersimizde bahsetmiştim üçgen çizmekten size. 12. sınıf olsaydınız yarım açı formülleri kullanarak bunu yapabilirdiniz. Geldik buraya. Arkadaşlar şimdi bu soruya baktığım zaman fonksiyonun alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bu durumda yapacağımız şey şu. Eğer size verilen ifade sinüsten bahsediyorsa, bunun alabileceği en büyük değer, en küçük değer ve aralıktan bahsediyorsa mecburen açı ne olursa olsun sinüs ve kosinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır olayını kullanmanız gerekiyor. Şimdi elimizde bir eşitsizlik var, elimizde bir denklem var diye düşünecek olursak. Bu denklemi elde etmek için ya da bu ifadeyi elde etmek için benim bir kere sinüsün karesini almam gerekiyor. Ki bu durumda mecburen olayın içerisine 9. sınıf eşitsizlik bilgileri karışıyor. Şuraya bakacağız. Benim bunun çift kuvvetini almam gerektiğinde aralıkta 0 var mı diye bakarım. Aralıkta 0 var mı diye sorarım buna. Aralıkta 0 var mı? 0 var. 0 var dediğim için hemen bunun aralığı 0 ile karesi büyük olan arasındadır. Karesi büyük olan. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Eksi 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. Eksi 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. O zaman mecburen bu 0 ile 1 arasında olan bir sayı olmalıymış. Sonra bunun eksilisi lazımmış bize. O zaman eksiyle çarptım. Eksi 1 küçük eşittir. Eksi sinüs kare x küçük eşittir. 0 oldu. Yön değiştirdi normalde. Ben de onu ters çevirerek yazdım. Bir de her tarafa 3 eklediğim zaman bu 2 olur. Eksi sinüs kare x artı 3 küçük eşittir. 3 olur. Bize en büyük değer ile en küçük değer demiş. Bunun alabileceği en küçük değer 2, en büyük değer 3. Toplamda bizim kaçı bulmamız lazım? 5'i bulmamız lazım. Burada genelde bu eşitsizlikte yaptığım işlemde sıkıntı oluyor. Onu 9. sınıf bilgilerine göre hatırlamanız lazım. Aralıkta eğer 0 varsa her zaman 0 ile bu sayılardan hangisinin karesi büyükse onun arasında kalır. Bu niye böyle oluyor? Bu aralıkta atıyorum bakın 0 var. Normalde ben direkt kare alsam 1'den 1'e gidecek. 1 ile 1 arasında zaten 1 yapar. Hiç 0'ı kullanmamış olurum. Yani bütün terimleri kullanmak için mecburen bu şekilde yapmamız gerekiyor. Devam ettik. Buna benzer soru yine şöyle bahsetmiştik. Biz 2 pi olandan bahsetmiştik ya da pi olandan bahsetmiştik. Şimdi bu tarz bir soru gördüğünüzde pi'ye 360'a yani 2 pi'ye 90'a pi bölü 2 ya da 3 pi bölü 270'e benzetmeniz lazım. Ki burada 3 pi verdiği için ben burada şöyle diyorum. Bizim 16x dediğimiz değer eğer 3 pi ise bizim 8x dediğimiz değer 8x dediğimiz değer nedir? 3 pi bölü 2'dir. Şimdi bunu yazdım ya sonra şöyle düşünüyorum. Diyorum ki bu 8x'i ben bakın şurada açı olarak 3x vermiş ya ben 3x artı 5x diye yazabilirim. O zaman bu da 3 pi bölü 2'dir. Bu durumda benim 3x dediğim açı aslında 3 pi bölü 2 eksi 5x'e eşitmiş. Bak bunu bu şekilde buldum. Aynı mantıkla bakın burada ne varmış? Kosinüs x vermiş. O zaman x ile 7x'in toplamı da 8x yapar. Bu durumda bu da 3 pi bölü 2'ye eşittir. Yani benim x dediğim açı aslında 3 pi bölü 2 eksi 7x'miş. Bunu da bu şekilde buldum. Buradan sonra yapacağım şey şu. Bunları alacağım, götürüp yerine yazacağım. Yani kosinüs 3 pi bölü 2 eksi 5x artı kosinüs 3 pi bölü 2 eksi 7x bölü aşağı tarafı ellemedik. Sinüs 7x artı sinüs 5x. Şimdi buradan sonrası düzenleme. 3 pi bölü 2'den bir açı çıkarttım. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. Yine üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. Şuradaki 270 90'ın tek katı olduğu için 90'ın tek katı olduğu için isim değiştirir. Yani bu eksi sinüs 5x'e dönüşür. Diğeri eksi sinüs 7x'e dönüşür. Bu durumda aşağı tarafta sinüs 7x artı sinüs 5x kalacak deyip deriz ki yukarısı ile aşağısı birbirinin eksi bir katı olduğu için sadeleştirirsek bizim seçeneklerden eksi biri bulmamız gerekir. Seçeneklerden eksi biri bulduğumuz zaman olay
bitmiş olacak. Soru olursa sorarsınız yine. Devam ettik. Evet, şimdi soruya baktığımızda bize neleri vermiş? Bir şöyle bir aralık vermiş. Bu aralık bize bölgeyi söylüyor. Bölge de bize işareti söylüyor aslında. 3π bölü 2 ile 260, 360 arası kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant, kotanjant ve sinüs negatif, kosinüs pozitif. Bizim aradığımız tanjant kesinlikle negatif olacak. Zaten seçeneklerin hepsi negatif. Sonra biz başka neyi biliyoruz? Açılar aynıyken tanjant ile kotanjantın çarpımı her zaman 1'dir. Bu durumda kotanjant gördüğüm yere ben 1 bölü tanjant yazabilirim. Bir de bunu kullanabilirim. O zaman buradan yola çıkıyorum. Tanjant x eksi 2 bölü tanjant x eşittir 1 oldu. Payda eşit dersem tanjant kare x eksi 2 eşittir tanjant x yaptı. Yani tanjant kare x eksi tanjant x eksi 2 eşittir 0 oldu. Buradan sonrası çarpanlar ayırma. Derim ki tanjant x'e tanjant x, eksi 2'ye 1 dersem çapraz çarpıp toplanınca ortayı bulabiliyorum. Bu durumda bizim tanjant x dediğimiz değer ya 2'dir ya da bizim tanjant x dediğimiz değer eksi 1'dir. Ki biz bunun 4. bölgede olduğuna karar verdiğimiz için tanjant x 2 olamaz. Bizim seçeneklerden neyi bulmamız lazım? Eksi 1 bulmamız lazım. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar burada birazcık neyi bilmeniz lazım? Üçgenin özelliğini bilmeniz lazım. Bu tarz bir soru olduğunda, yani şuralar açıortay olduğunda şuradaki açı 90 artı a bölü 2'dir aslında. Ama ben onu hatırlamıyorum derseniz yapacağınız şey şu. Diyeceksiniz ki şu a olsun, bu a olsun bu durumda. Bu b ise bu da b olur. Büyük üçgenden, yani a, b, c üçgeninden 2a'nın, 2b'nin ve 2x'in toplamı 180 derecedir. 2'ye böldüğüm zaman a'nın, b'nin ve x'in toplamı 90 derecedir. Bu durumda benim a artı b dediğim değer 90 eksi x'tir. Bu dursun. Sonra şu üçgene bakarsınız. Dersiniz ki b üçgeni, bdc üçgeninde a'nın, b'nin ve şuraya da biz y diyelim. Y'nin toplamı normalde 180 derecedir. Bizim a artı b dediğimiz 90 eksi x'tir artı y. Bu 180 dereceymiş. Diğer tarafa atarsam aslında y dediğinde ne çıktı? 90 artı x çıktı. Şimdi bize ne vermiş? Tanjant 2x'i vermiş. Aklımızda bulunsun. Tanjant 2x'i vermiş bize. Tanjant 2x aklımızda bu dursun. Bize bdc, yani kotanjant y'yi soruyor arkadaşlar. Kotanjant y. Kotanjant y dediğim kotanjant 90 artı x'tir. O da neye dönüşür? 90 tek kat olduğu için isim değişecek, tanjanta dönüşecek. 90'a bir açı eklerseniz ikinci bölgeye düşer. O zaman orada da kotanjant negatif olduğu için bizim eksi tanjant x'i bulmamız gerekir. Şimdi yine bakın, bundan 3-4 soru öncesine dönüştü. Bize neyi vermiş? Tanjant 2x'i vermiş. Verilmiş. Ne soruluyor? Tanjant x, eksi tanjant x soruluyor. Bakın 2x'e x açının yarısı. Açının yarısını gördüğünüz zaman üçgen çizerek işlem yapmaya çalışacağım. Bana iki katı verilip yarısı sorulduğunda üçgeni dışa doğru uzatacağım. Yani dışarıya bir doğru çekeceğim. O zaman ne yapıyorum? Üçgeni bu sefer şöyle uzun çiziyorum. Şurasını şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Dedim ki şurası 2x olursa, 3 bölü 4 olduğuna göre burası 3'tür, burası 4'tür, burası 5'tir. İki iç açının toplamı bir dış açı ve bana x açısı lazım olduğu için şuraya x dersem burası da x'tir deyip, şurası x'in gördüğü 5 ise şuradaki x'in gördüğü de 5 demem lazım. Buna göre bizim tanjant x dediğimiz değer karşı bölü komşu 3 bölü 9, yani bizim tanjant x'imiz ne çıktı? 1 bölü 3 çıktı. Bize neyi soruyordu? Eksi tanjant x'i soruyordu. O zaman bizim seçeneklerden eksi 1 bölü 3'ü bulmamız gerekiyor. Tamam. Size bir trigonometrik fonksiyonda açının iki katlı hali verilip tek katlı, yani kendisi soruluyorsa, yarısı soruluyorsa, o zaman üçgenin dışında bir if işlem yapmanız lazım. Yani dışarıya doğru uzatıyorsunuz aslında. Devam ettik.
Şimdi arkadaşlar, bu soruya baktığımızda 2 çarpı sinüs x eksi 3 çarpı kosinüs 2y demiş ya. Aslında şunu belirtmek lazım. X ve y 2y'nin birbirinden farklı olduğunu söylemek lazım. Çünkü x ve 2y eğer birbirine eşit olursa aşağıdaki seçeneklerin hiçbiri doğru olmaz. Ki bunu yazan kişi de bunu düşünerek yazmıştır. Şimdi bakın ne diyor? Bize trigonometrik bir ifadelere bağlı bir ifade vermiş, a'yı vermiş, a'nın en geniş değer aralığı. Değer aralığı sorulduğu zaman siz sinüs ve kosinüsün aralığını kullanacaksınız. Açı kaç olursa olsun sinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır. Eksi 1 ile 1 arasında. Bana iki katı lazım. O zaman eksi 2 küçük eşittir 2 tane sinüs x küçük eşittir 2 olur. Geldim diğerine. Kosinüste de yine aynı. Açı kaç olursa olsun kosinüs 2y'miz de yine eksi 1 ile 1 arasındadır. Bana bunun eksi 3 katı lazım. Eksi 3 ile çarpınca şu 3 olacak, bu eksi 3 olacak ama de çevirirsem, ters çevirirsem eksi 3 küçük eşittir. Eksi 3 tane kosinüs 2y küçük eşittir. 3'ü elde etmiş olacağız. Bundan sonra bizim yapacağımız şey şu. Şu ikisini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani eksi 5 küçük eşittir 2 sinüs x eksi 3 tane kosinüs 2y küçük eşittir kaç olacak? 5. Yani bizim aralığımız eksi 5 ile 5 aralığıdır dememiz gerekiyor. Seçeneklerden bunu bulmalıyız. Geçtik. Evet, daha önce grafik çiziminden bahsetmiştik ama grafikleri her zaman tek tek çizmek zorunda değilsiniz demiştim. Hatta soru gelirse de bakarız demiştim. Bir tane soru gelmiş. Olay şu. Grafik üzerindeki noktaları kullanarak işlem yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi şurası pi bölü 6 ya. Bu bize neyi söyler? Fonksiyonun pi bölü 6'daki değeri 0. Çünkü eksenin üzerinde, x eksenin üzerinde ise bu nereye gider? 0'a gider. Benzer şekilde bu f içerisinde 2 pi bölü 3 olduğu zaman bunun sonucu da kaç olacakmış? 1 olacakmış. F 2 pi bölü 3 de neymiş? 1'miş. Şimdi yapacağımız şey şu. Bunları yerine yazdığımda bakın diğerlerine bakmıyorum şimdilik. Eğer çok zor durumda kalırsam yani ihtiyacım olursa diğer noktalara bakacağım. Bunlardan herhangi birini yerine yazınca sıfır yapmıyorsa o seçeneği elerim. Sıfır yapıyorsa olabilir derim. Bakın götürüp yerine ne yazdım? Pi bölü 6 yazdım. O zaman burası kosinüs pi bölü 3 yapar. Kosinüs 60'tır yani 1 bölü 2 olur. Burada da pi bölü 6 yazdım. Yani sinüs pi bölü 3 yaptı. Sinüs pi bölü 3 sinüs 60 yapar. Kök 3 bölü 2 yaptı. Burada pi bölü 6 yazdığım zaman sinüs eksi pi bölü 6 olacak. Sinüs tek fonksiyon olduğu için eksiyi dışarı atacak. Eksi sinüs pi bölü 6 yapacak. O da eksi 30 dereceden eksi 1 bölü 2 yaptı. Burada pi bölü 6 yazdığım zaman kosinüs 0 yaptı. Kosinüs 0 1 oldu. Burada pi bölü 6 yazdığım zaman arkadaşlar sinüs 0 yaptı. O da 0 oldu. Şimdi ben pi bölü 6 yazınca 0 olacağını biliyordum. 0 olursa olabilir. 0 değilse silin gitsin. Bu durumda A gitti. Niye? 1 bölü 2. C gitti. E gitti. B gitti. Geriye sadece ne kaldı? D kaldı. Atıyorum iki seçenek kalsaydı burada bu sefer de 2 pi bölü 3 yazınca 1 olmasını kontrol edecektim. Hangisinde 2 pi bölü 3 yazınca 1 oluyor? Olmasaydı 5 pi bölü 3, olmasaydı 13 pi bölü 6, olmasaydı 7 pi bölü 6 deneyecektim. Tek tek grafiği çizmek yerine bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar, bu radyan sorusu. Size burada bir iki tane hatırlatma yapacağım. Çemberin çevresi 2 pi r'dir. Bu sene göreceksiniz siz sonuçta çember ve daireyi. Bir de çember yayının uzunluğu 2 pi r aradaki açı alfa bölü 360 derecedir. Yani şurası x ise x bölü 360 demem gerekiyor. Yalnız burada bize radyan cinsinden sorduğu için yani bunları mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışacağız. Şimdi radyan sorularında biz şöyle demiştik arkadaşlar. Normalde demiştik ki eğer şu aradaki açının gördüğü yayın uzunluğuyla şu yarıçap dörtgen yayın uzunluğu da eğer 4 birimse biz buna bir radyan diyorduk. Burada kaç bir 4 birim de şurada var. Burası da bir radyan. O zaman 2 radyan çıkacak. Bunun en kolay yöntemi şu. Bu aradaki açı eşittir. Şu AB yayının uzunluğu bölü yarıçaptır. Bunu yaptığınız zaman radyan cinsinden bulmuş oluyorsunuz.
O zaman yayın uzunluğu 8, yarıçapımız 4. Yani bizim x'imiz 2 radyandır demeniz gerekiyordu. En kolay yöntem, tekrar ediyorum, o açının gördüğü yayın uzunluğu bölü yarıçap demeniz gerekiyor. Tabi bu soruda gördüğü yayın uzunluğunu bize bu şekilde verdiği için sıkıntı yok. Ama bu soruda ufak bir problem mevcut. Çünkü diyor ki bize yarıçapı 2,20 olan çember demiş, bize burayı 10 vermiş. O zaman mecburen çevresini bulmamız lazım. Bunun çevresi 2 pi r, yani 4 pi. Bu durumda şurası 4 pi eksi 10'dur. Mecburen. Niye? 10 birim şurasıysa, tamamı 4 pi ise buraya 4 pi eksi 10 kalır. Biz demiştik ki az önce, bunu biz radyan cinsinden bulmak istiyorsak eğer, şu açı eşittir gördüğü yayın uzunluğu bölü yarıçap dediğim zaman radyana çevirmiş oluyorum. O zaman bizim x dediğimiz değer 2 pi eksi 5 yapacakmış. Yani bizim seçeneklerden 2 pi eksi 5'i bulmamız gerekiyordu. Var mı bunlarda soru? Yok. Devam. ABC bir ikizkenar üçgen demiş. Şimdi arkadaşlar, ikizkenarı gördüğünüz zaman dik çekmek, ne diyeyim, bu işin raconlarından biri diyorum. Yani ikizkenarı görünce şöyle bir tane tabana dik çekmek zorundasınız. Çektiğiniz zaman %90 bunu kullanırsınız. Dik çektiğiniz zaman ne yapar? Orayı iki eşit parça böler. Bu bir. Bize neyi vermiş? Tanjant A'yı vermiş. Bakın, tanjant A'yı vermiş. Tanjant A karşı komşu 4/1. Şurası da kök 17. Elimizde bulunsun. İkizkenarda indirilen dikme hem kenar ortaydır, hem aç ortaydır, hem de yüksekliktir dikme olduğu için. Bu durumda aç ortaylığında kullanırsam, ben şuraya x dersem burası da x'tir. Yani bana neyi vermiş? Şu üçgen içerisinde ben neyi bulabiliyorum? Kosinüs x'i bulabiliyorum. Bakın, kosinüs x ne yapar? 4/(kök 17) yapar. Peki bana neyi soruyor? Kosinüs 2x nedir diye soruyor arkadaşlar. O zaman az önce yaptığımız üçgenlerden burada farklı bir işlem yapacağız. Niye? Orada ne yapıyordu? 2 katını verip yarısını soruyordu. Bu sefer kendisini verip 2 katını sormuş. Bu durumda üçgenin dışında değil de üçgenin içinde işlem yapacağız. Yani yapacağımız şey şu. Üçgen yine aynı üçgen. Bakın, şurada bir tane parçamız var. Şurada da yine bir tane parçamız var. Yapacağım şey şu. Burası x ise burası da x olsun. O zaman burası 2x olur diyeceğim. Sonra kosinüs x'e gitmek için düzenlemeye çalışacağız. Bakacağız. Kosinüs x'imiz 4 ve 1 var. Kosinüsün şurası 4'müş arkadaşlar. Şurası karşısı 1'miş. Şurası da kök 17'ymiş. O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki ben eğer şuraya k dersem burası da k olur. Tamamı 4 ise buraya 4 eksi k kalır. Bu durumda k'nın karesi eşittir, şurada biz bir Pisagor uygularsak, 4 eksi k'nın karesi artı 1'in karesi olacak. Yani k'nın karesi eşittir, k'nın karesi eksi 8k artı 16 artı 1 olacak. Bu durumda 8k dediğim değer 17 olacak. Yani k dediğim değer 17/8 çıkacak. Bunu alacağız. Ne yapacağız? Şu üçgende götürüp yerine yazacağız. O üçgeni şuraya taşıdığımı düşünün. Şurası 2x oldu. K yerine 17/8 yazdım. Burada da 4 eksi k dediği için 4 eksi k, yani 4 eksi 17/8 olacak. Onu da düzenlerseniz 32 eksi 17'den 15/8 yapar. Şurası da zaten kaçtı? 1'di. Şimdi buna göre bize kosinüs 2x lazım. Kosinüs 2x dediğimiz değer komşu 15/8, karşı 17/8, yani 15/17'yi seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Bakın, bu sorularda hemen hemen hep aynı işlemi yapıyoruz. Sadece burada ne yaptık diğerinden farklı olarak? Bize x açısını verip 2 katını sorduğu için bu sefer açıyı içeride oluşturdum. Yani içeride bir doğru çektim. Tam tersi, açının 2 katını verip yarısını bize sorsaydı, o zaman dışarıya doğru çekiyordum. Yani üçgen hep aynı. Sadece siz neyi nereye yazacağınıza karar vereceksiniz. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar,
olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş bize. Yine olay şu, açı kaç olursa olsun sinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır. Ama bu tabi sıfırdan 360 dereceye kadar olduğunda. Çünkü mesela 180'e gelsek artık sinüsün eksi 1 olduğu değer yok. Çünkü sinüs 270'te eksik. Ama dikkat ederseniz burada 2x vermiş. Bir kere normalde 0 küçük eşittir, x küçük eşittir, pi demiş bize ama biz bunun iki katını alırsak 0 küçük eşittir, 2x küçük eşittir, 2 pi şeklinde bir ifade bulmuş olacağız. Şimdi bu bize neyi söylüyor? 0 ile 2 pi yani 360 dereceye kadar olduğu için bizim sinüs dediğimiz değer açı 2x olduğunda eksi 1 ile 1 arasında değerleri alır. Kosinüs dediğimiz değer de yine açı bakıyorum 0 ile 2 pi arasında verildiği için eksi 1 ile 1 arasındadır. Kosinüs y küçük eşittir 1. Yalnız bizdekine eksi kosinüs y. O zaman eksi 1 küçük eşittir eksi kosinüs y küçük eşittir 1 derim. Yani ben şunu eksi 1 ile çarpsam normalde 1 büyük eşittir eksi kosinüs y büyük eşittir eksi 1 yapacaktı ama yazarken ters çevirip eşitsizliklerin yönlerini aynı yapmam gerekiyor ki ben bunları taraf tarafa toplaya bileyim. Topladığım zaman bu eksi 2 yapar. Küçük eşittir sinüs 2x eksi kosinüs y küçük eşittir 2 yaptı. Bize demiş ki kaç farklı tam sayı değeri vardır. O zaman eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 deyip toplamda 5 tane farklı tam sayı değeri olduğunu söylememiz gerekiyordu. Ve unutmayacağımız şey şu. 0 ile 360 derece arasında açıları aldığında sinüs ve kosinüs her zaman eksi ile 1 arasında değerler alır. Geçtik. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya geçmeden önce ben size ufak bir mevzudan bahsedeceğim burada. Şimdi size bazen sorular gelecek, kenar verilmeyecek, açı verilecek. İşte o açının kullanarak işte o diğer kenarı sinüslü, kosinüslü falan yazmanız gerekecek. Şimdi olayımız şu. Şuraya biz 90 dedik. Şuraya x açısı dedik. Şuraya A diyelim. Şurası B olsun. Burası da C olsun. Uzunluk kullanarak gidiyorum. Şurası AB uzunluğudur. Burası BC uzunluğudur. Burası da ne olsun? AC uzunluğu olsun. Şimdi ben de mesela diyelim ki buradaki x'in karşısıyla hipotenüs belli. Şimdi karşısı ve hipotenüsü kullanarak benim yazabileceğim en güzel trigonometrik oran sinüstür. Yani ben sinüs x'i yazmak istersem derim ki bu BC bölü AC'dir derim. O zaman ben artık BC gördüğüm yere AC çarpı sinüs x yazabilirim. Kosinüsü yazmak istedim. Kosinüs x dediğim değer ne olur? Normalde komşu bölü hipotenüstür AC. O zaman ben AB gördüğüm yere de ne yazabilirmişim? AC çarpı kosinüs x yazabilirmişim. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Size şöyle bir dik üçgen verildi diyelim. Şurası x. Sizin hipotenüsünüz 4. O zaman bu x'in karşısı 4 sinüs x'tir. X'in komşusu 4 kosinüs x'tir. Bakın karelerini alın toplayın. 4'ün karesi eşittir. 16 çarpı kosinüs kare x artı 16 çarpı sinüs kare x olacak. 16 parantezine alsak kosinüs kare x artı sinüs kare x yapacak. Kos kare artı sin kare 1 olduğu için 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi çıkacak. Yani eşitlik doğru olmuş olacak. Ve burada benim yaptığım gibi siz hipotenüse atıyorum 4 derseniz o x açısının karşısı sinüsüdür. Komşusu kosinüsüdür. Ne kadar? Hipotenüsün katı kadar. Şimdi bu bilgiden sonra şu açıları bir yerleştirelim. Bakın 90'sa bura 90'dır, bura 90'dır. Biz şuraya y dersek x ile y'nin toplamı 90 yapar. O zaman burası da y'dir. Bu durumda burası x'tir. Burası y'dir. Burası y ise burası x'tir. Zaten seçenekler x'te olacak. Çünkü bize verilen x açısı. X açısına göre işlem yapmaya çalışıyorum. Bakın. Şimdi biz şurayı bilmiyoruz. AD uzunluğunu bilmiyoruz. AD uzunluğuna K dersek. Şimdi x'in karşısında hipotenüs K olduğu için x'in karşısı K çarpı sinüs x'tir. Komşusu K çarpı kosinüs x'tir. Bu bir. Sonra bana neresi lazım? CE lazım soruya göre. Bakın. CE şurası. Benim kullanacağım açı x. Bu açının ben karşısını biliyorum. Komşusunu biliyorum. Buna göre yazabileceğim en güzel trigonometrik oran tanjant ya da kotanjant. Artık hangisini yazarsanız. Karşısında C olduğu için tanjant yazıyorum. Tanjant x eşittir CE bölü nedir? K çarpı sinüs x'tir.
Yani bizim CE dediğimiz uzunluk K çarpı sinüs X çarpı tanjant X oldu. Bakın bunu bulduk. Bizim CE uzunluğumuz K çarpı sinüs X çarpı tanjant alfa oldu. Geldik şuraya. Bakın bir de bize ne lazımmış? EB lazımmış. Şimdi EB şurası, burası. EB'nin komşusunda X var. X'in karşısında bu var. O zaman yine ya tanjant yazacağım ya kotanjant yazacağım. Ki bizdeki komşu EB olduğu için bu sefer kotanjant yazmak daha uygun. İsterseniz tanjant yazın. Değişen bir şey olmayacak. Kotanjant komşu bölü karşı kosinüs x. Yani bizim EB dediğimiz uzunlukta ne çıktı? K çarpı kosinüs x çarpı kotanjant x çıktı. Peki bizden istenen neydi? CE bölü EB. Bakın CE bölü EB. Şimdi bizim CE dediğimiz K çarpı sinüs alfa çarpı tanjant x bölü bizim EB dediğimiz K çarpı kosinüs alfa çarpı kotanjant x. Şimdi bakın sin alfa bölü kos alfa zaten tanjant yapar. Bu tanjant x. K'lar gitti. Bu da zaten tanjant x. Bizim kotanjant dediğimiz arkadaş da aslında 1 bölü tanjant x. Ters çevirince oraya da tanjant x geldi. Oradan da tanjant x geldi. O zaman 3 tanjant x'in çarpımından bizim tanjant küpü seçeneklerde bulmamız gerekecek. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı gençler? Bakın dediğim gibi şu özelliği kullanmanız lazım. Eğer hipotenüsü biliyorsanız o zaman burası 4 ise açının karşısı 4 sinüs x, açının karşısı 4 kosinüs x'tir diyebilmeniz gerekiyor. Devam ettik. Benzer bir soru tarzı. Bize ne diyor? A noktasının BC doğrusuna olan uzaklığı yani yüksekliği soruyor bize. Uzaklık nedir? Yükseklik. Şimdi şuradan şunu kullanarak bir dik indirdik diyelim. Şuradan bir dik indirdik. Şurası 90 olsun. İkizkenar olduğu için iki eşit parçaya ayıracak. Buraya da KK diyelim. Şimdi buraya A dersem burası da A'dır. A ile X'in toplamı 90'dır. O zaman burası 90. Burası da A olduğuna göre şurası tekrar ne yapar? X yapar. O zaman şurası da X'tir. Çünkü ikizkenarda inilen yükseklik hem açıortaydır hem kenarortaydır. Bakalım biz neyi biliyoruz? Şimdi şuradaki x'in karşısını biliyorum. Hipotenüsü biliyorum. Bu durumda yazabileceğim en güzel trigonometrik oran nedir? Sinüstür. Bizim sinüs x dediğimiz değer 2 bölü hipotenüs 2k. Yani bizim k dediğimiz değer 1 bölü sinüs x'miş. Bakın k gördüğümüz yere 1 bölü sinüs x yazabilirmişiz. O zaman bizim elimizde şöyle bir üçgen oluştu. 90. Burası x. Burası 1 bölü sinüs x. Biz de neyi arıyoruz? Şuraya h dersek ah arıyoruz. Şimdi bu durumda bu ah aradığımız ah yani bc doğrusu olan uzaklığın komşusunu biliyorum. Karşısını biliyorum. Burada yazabileceğim en güzel trigonometrik oran ya tanjanttır ya da kotanjanttır. Bu durumda ah aradığım için kotanjantı yazıyorum. Kotanjant x eşittir. Komşu ah bölü karşı 1 bölü sinüs x. İşler dışarı çarpımı yapınca kotanjant x eşittir. Keşke işler dışarı çarpımı yapsaydım. Kotanjant x çarpı 1 bölü sinüs x eşittir. Ah olacak. Ve kotanjant dediğim kosinüs bölü sinüs. Bu da 1 bölü sinüs. Bu ne oldu? Ah oldu. Yani bizim ah dediğimiz uzunluk kosinüs x bölü sinüs kare x yaptı. O zaman bizim seçeneklerden kos bölü sin kareyi bulmamız gerekiyor. Bakın bu tarz düzenlemeli bu tarz soruları genelde bu Türkiye geneli sınavlar olur ya oralarda sormayı çok severler. Hatta işte bir tane açı verir, kenar uzunluğunu verir. İşte yukarıdaki ifadenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde veya işte AH uzunluğunun x cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorarlar. Bunlar da bu yaptığım özelliği kullanarak işlem yapmanız gerekiyor. Soru çözdükçe daha iyi işlem yapacaksınız. Geldik buna. Diyor ki ABC ve ABK birer dik üçgen. O oraya
ABC'nin alanı için bize ne lazım arkadaşlar? Şu AB uzunluğu lazım, bir de BC uzunluğu lazım. Çünkü alan ABC dediğimiz değer nedir? Alan ABC üçgeni AB uzunluğu çarpı BC uzunluğu bölü 2'dir dememiz gerekiyor. AB çarpı BC bölü 2. Şimdi benim neyi bulmam lazım? AB'yi, ama nasıl bulmam gerekiyor? Bakıyorum seçeneklere. X cinsinden bulmam gerekiyor. Şimdi AB var. X'in komşusunda, pardon, hipotenüste AB var. Karşısında 2 var. O zaman ben bu ABK üçgenini kullanarak derim ki sinüs x yazmak istersem karşısında 2 var. Hipotenüste AB var. Bu durumda benim AB uzunluğum 2 bölü sinüs x'tir. Geçtik. Şimdi bize bir de BC lazım. O zaman ABC üçgeni kullanacağız. Peki bu ABC üçgeninde bakın x'in karşısında AB var. Komşusunda BC var. Bana da BC lazım. Bu durumda kotanjant yazmak daha mantıklı. Kotanjant x nedir? BC bölü AB'dir. Komşu bölü karşı. Yani bizim BC uzunluğumuz ne olacak? AB çarpı kotanjant x olacak. Bizim AB uzunluğumuz 2 bölü sinüs x çarpı kotanjant x oldu. Bizim BC dediğimiz uzunluk. Peki bize neyi soruyordu? ABC üçgenin alanı. O zaman alan ABC üçgeni eşittir. AB uzunluğunu biz 2 bölü sinüs x bulduk. BC uzunluğunu 2 bölü sinüs x çarpı kotanjant x bulduk. Bölü bir de formülden 2 geldi. Bu ikiler gitti. Bizim şu kotanjant dediğimiz arkadaş, şu kotanjant dediğimiz arkadaş aslında nedir? Kosinüs bölü sinüstür. Onu da yerine yazınca bakın 2 var, kosinüs var. Yukarıda 2 ile kosinüs kaldı. Aşağıda sinüs, sinüs, sinüs. Yani ne oldu? Sinüsün küpü oldu. Yani bizim 2 kosinüs x bölü sinüs küpü seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Bakın 3 soru. 3 soruda aynı mantık. Sizdeki kullanacağınız açıyla onun karşısı veya komşusu veya hipotenüsüne göre sinüsü, kosinüsü, tanjantı veya kotanjantı yazıp kenar uzunluğunu açıyı kullanarak trigonometrik fonksiyonun bir katı şeklinde buluyoruz. Geçtik. Bunu da geçtik. Evet, geldik bu soruya. Bakın biz şu ana kadar hep birim çemberden bahsetmiştik. Bu sefer soruda özellikle şöyle bir şey demiş. İki birim yarıçaplı çember. Peki. Şimdi bura alfa ise, bura alfa ise şurası 90 eksi 2 alfadır. Yani benim orada gördüğüm üçgen eğer şu üçgense arkadaşlar, şu üçgense hangi üçgen yazıyorum? Burası 90, şurası O, şurası A, şurası B. Bu durumda şuradaki açının tamamı 90 eksi alfa yapar. Bakın bu 90 eksi alfadır demeniz gerekiyor. Tamam mı? 90 eksi alfa. Şimdi bize bakın şurası sonuçta merkezden çekildiği için yarıçap kadardır ki bunun 2 olduğunu söylemiş. Burası 2 ise bunun karşısı 2 çarpı sinüs 90 eksi alfadır. Az önce öğrendiğimiz özellik. Şu komşusu da 2 çarpı kosinüs 90 eksi alfadır. 90 eksi alfa. Geçtik bunu. Burayı bulduk aslında. Geldim diğerine. Şimdi onun için de bir üçgen çizeceğim hemen. Diyeceğim ki bu sefer de şöyle bir üçgen var elimizde. Şu şekilde. Ne demiş burada? Burası 90. Bu sefer şu üçgenin içerisinde ne var? Alfa var. Burası alfa. Yine bize yarıçap 2 vermiş. O zaman bunun karşısı 2 sinüs alfadır. Komşusu 2 kosinüs alfa olacak ki ben bunların karelerini alıp topladığım zaman hem 2'yi elde edeyim hem de trigonometrik oranları yazınca kosinüs alfa kosinüs alfaya, sinüs alfa sinüs alfaya eşit olsun. O zaman biz hangi üçgeni kullandık burada? ODC'yi kullandık. Biz AB uzunluğunu 2 çarpı sinüs 90 eksi alfa bulduk ki 90'ın tek katı olduğu için isim değişecek. Alfa çıkarttığım için birinci bölge işaret değişmeyecek. Yani bu 2 tane kosinüs alfa oldu. Biz DC uzunluğunu da 2 tane sinüs alfa bulduk. Bize ne diyor soruda? AB artı DC kaçtır diye soruyor. Onu da iki parantezine aldığım zaman
kosinüs alfa ile sinüs alfanın toplamı gelecek. Yani bizim seçeneklerden C'yi bulmamız gerekiyordu. Geçtik. Şimdi arkadaşlar, bu soruya baktığımızda biz normalde açıyı yazarken ne yapıyorduk? X ekseninden başlıyorduk şuradan. Saat yönünün tersinde hareket ediyorduk. Yani bizim açımız aslında buradaki açı. Orası 25 derece olduğuna göre buradaki açımız 335 derece olacak. Bakın, 335 derecenin x eşittir 1 doğrusuna teğetindeki karşılığı, yani şuradaki karşılığı tanjant 335'tir. 335 derecenin y eşittir 1'deki karşılığı, y eşittir eksi 1'deki, bu sefer x eksenine düşüyordu. O da kotanjant 335'tir. O zaman bizim bakın BC uzunluğumuz şurası kadar yaptı. Yani bizim BC'miz aslında kotanjant 335'miş. Bizim AD uzunluğumuz burası kadar yaptı. O da tanjant 335'miş. Soru da bunları çarp demiş bize. Çarptığımız zaman açılar aynı iken tanjantla kotanjantın çarpımı her zaman 1'dir demiştik. O yüzden bizim seçeneklerde 1'i bulmamız gerekiyor. Geçtik. Bakalım bu soruya. Ne diyor? Yukarıda verilen birim çemberde AB çarpı AC değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, 30 derecesi şurası 60 derece. Yani bunun çok da trigonometri değil de aslında 30-60-90 üçgeniyle bir alakası var. Yani özel üçgeni biliyorsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bakın. Şurası kaç derece? 60 derece dedik. Bu durumda burası 30 derece. Birim çember olduğuna göre şu uzunluk 1 birim. 30'un karesi 1 ise 90'ın karesi 2 katı olacak. Yani şurası 2 birim. Bu birim çember olduğuna göre şurası hala 1 birim arkadaşlar. Niye? Merkezden alıp çembere değdirdiğim doğrunun uzunluğu yarıçaptır. Yani 1 birimdir. O zaman şuradaki AB'ye de 1 birim kalır. Niye? Biz az önce o OB uzunluğunun tamamını 2 bulduk. Yani biz şu an AB'yi 1 bulduk. AB'miz kesinlikle 1. Tamam. Şimdi geldik şuraya. Bakın. Bura 1. Burada bir ikizkenar. Aradaki açı 60. Geriye kalan 120'yi de 60-60 bölecek mecburen ikizkenar olduğuna göre. O zaman aslında burada bir eşkenar üçgen var. Yani biz aslında şuraya da kaç vermiş gizli bir şekilde? 1 vermiş. O zaman biz AC uzunluğunu da bulduk. 1. İkisini çarptığım zaman sonuçta yine kaç yapacak? 1 yapacak. Bizim seçeneklerden biri bulmamız gerekiyor. Geçtik. P noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, şuradaki açı, bakın şuradaki açı alfa, burasıysa buradaki açı 180 eksi alfa yapar. O zaman bizim artık şuradaki kıyaslayacağımız yer şurası. Bakın şurası x eksene düştüğü için kosinüs 180 eksi alfa kadardır. Şurası da sinüs 180 eksi alfa kadardır desek ne olur acaba? Bunu söylersek şuradan eksi kosinüs alfa gelir. Diğerinden de ne gelir? Sinüs alfa gelir. O yüzden bizim seçeneğimiz eksi kosinüs alfaya sinüs alfa, yani D seçeneği olacakmış. Yalnız bunu başka bir şekilde yapsak farklı bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana. O yüzden alfayı ben 90 artı A olarak düşünsem, 90'dan biraz büyük. Yani bizim A dediğimiz açı alfa eksi 90 yapsa, normalde şu noktanın ben P kosinüs alfaya, evet tamam sıkıntı yok. Doğruymuş. Oradaki A açısını ben yanlış yazmışım. Sıkıntı yok. Tamam. Yani yaptığımızda herhangi bir problem yok. O yüzden bunu geçiyoruz. Cevabımız D seçeneği olacak. Geçtik. Geldik buna. Olduğuna göre T'nin tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, aralık işin içerisine girdiği anda eşitsizlik çözümü yapmak zorundasınız arkadaşlar. O zaman yapacağımız şey şu. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasındadır
açı ne olursa olsun. Ben bunun karesini alacaksam çift kuvvet olduğu zaman hemen neye bakıyorum? Aralıkta sıfır var mı diye bakıyorum. Aralıkta sıfır var mı diye bakıyoruz. Aralıkta sıfır var. Sıfır var. O zaman sıfır ile karesi büyük olan arasındadır. Sonra bir eklemiş. Bu durumda bir ile karesi büyük olan arasındaydı. Bir ekleyince bir ile iki arasına geldi. Şurada ben birazcık düzenlersem aslında kosinüs kare ile birin toplamının t kare olduğunu söylerim. Götürüp yerine yazarsam 1 küçük eşittir t kare küçük eşittir 2 demem gerekiyor. Şimdi buradan sonra yapacağımız şey şu aslında arkadaşlar. Diyeceğiz ki biz bunun kare kökünü aldığımız zaman şu 1 olur. Bu mutlak t olur. Bu da kök 2 olur. Bu da kök 2 olur. Peki köklü sayının sonucu, köklü sayının sonucu negatif çıkma ihtimali var mı sizce? Şurası çift kuvvet olduğuna göre bunun sonucu kesinlikle ne olmaz? Negatif olmaz. Yani t'miz kesinlikle pozitif. O zaman bu bunun 1 ile kök 2 arasında olduğunu bize söyler. Yani bizim seçeneklerden B'yi bulmamız gerekiyordu. Arkadaşlar diğer sınıfta da